Merhaba, biyolojinin büyüleyici dünyasına, insanın yaşamı anlama çabasına ve binlerce yıllık bir yolculuğa hoş geldiniz. Bu videoda 39 bin yıl öncesinden başlayarak bugüne kadar biyolojinin en önemli keşiflerine tanıklık edeceğiz. Hazır mısınız? Haydi zamanda bir yolculuğa çıkalım. 39 bin yıl öncesi, mağara resimleri. İlk durak, tarih öncesi çağlar. 39 bin yıl öncesine gidiyoruz. Bir mağaradayız. Çevrede yankılanan hayvan sesleri arasında insanlar duvarlara avladıkları hayvanları çiziyorlar. Bu resimler doğaya olan ilk merakın işareti. İnsan hayvanlarla bir bağ kuruyor ve belki de ilk defa onları anlamaya çalışıyor. M.Ö. 3300, Aristoteles ve doğayı sınıflandırma. Yüzyıllar sonra antik Yunan'dayız. Yunan filozofu Aristoteles, doğayı gözlemlemek için yolculuğa çıkıyor. Bitkileri ve hayvanları inceliyor. Onları gruplara ayırıyor ve isimlendiriyor. Bu, doğanın ilk defa bir düzen içinde sınıflandırılmasıydı. Aristoteles, zoolojinin ve botaniğin temellerini atıyor. 1543, İnsan anatomisinin keşfi. 1543 yılına hızlı bir geçiş yapıyoruz. Flaman bilim insanı Andreas Vesalius, insan bedenini parçalara ayırıyor. Damarları ve sinirleri detaylıca inceliyor. Bu buluş, anatomi biliminin doğuşu oluyor. Bedenimizin sırları birer birer açığa çıkıyor. 1595, ilk mikroskop. Ve şimdi 1595 yılında Hollanda'da bir gözlükçünün dükkanındayız. Zacharias Janssen ilk mikroskobu icat ediyor. Bilim insanları artık dünyayı daha önce hiç görmedikleri kadar detaylı bir şekilde inceleyebilecek. Mikroskop, biyolojinin gözlerini açıyor. 1668, yaşam döngüsü ve Redi'nin deneyi. 1668 yılına geldiğimizde İtalyan biyolog Francesco Redi o dönemde yaygın olan bir inancı çürütüyor. Canlılar çürüyen etten kendi kendine oluşur diyen teoriye karşı çıkarak sineklerin etlerin üzerine yumurta bıraktığını ve kurtçukların buradan çıktığını gösteriyor. Yaşamın bir döngü içinde olduğunu keşfediyor. 1866, Mendel ve genetik. Şimdi Avusturya'da küçük bir manastırın bahçesindeyiz. 1866 yılında Gregor Mendel, bezelye bitkileriyle yaptığı deneylerle kalıtımı keşfediyor. Bitkilerin boyunu ve rengini nesilden nesle aktardığını fark ediyor ve genetik bilimi doğuyor. Bir bahçede başlayan bu keşif tüm biyolojiyi değiştirecek. 1869, DNA'nın keşfi. Bir laboratuvarda Friedrich Mischer'e konuk oluyoruz. Yıl 1869. Mischer, beyaz kan hücrelerinde nükleïn adını verdiği bir maddeyi keşfediyor. Bugün DNA olarak bildiğimiz bu madde, genetik biliminin saklandığı yer. Yaşamın kodları burada gizli. 1948, zıplayan genler. 1948 yılında Amerika'dayız. Barbara McClintock, Mısır üzerinde yaptığı deneylerde genlerin yer değiştirebileceğini keşfediyor. Zıplayan genler adını verdiği bu buluşla genlerin açılıp kapanabileceğini ve özellikleri değiştirebileceğini ortaya koyuyor. 1953, DNA'nın çift sarmalı. Şimdi sırada 1953 yılı var. Rosalind Franklin, James Watson ve Francis Crick DNA'nın çift sarmal yapısını çözerek yaşamın sırrına ulaşıyorlar. Bu keşif insanlık tarihinde dev bir adım. Artık yaşamın kimyasal yapısını biliyoruz. 1996, Dolly'nin klonlanması. 1996 yılına geliyoruz ve tarihte bir ilki görüyoruz. Dolly adında bir koyun başarılı bir şekilde klonlanıyor. Bilim insanları bir canlıyı DNA'sını kopyalayarak yeniden yaratıyor. Bu, genetik mühendisliğin geleceğine ışık tutan bir dönüm noktası. Ve son durak, 2003. İnsan genom projesi tamamlanıyor ve bilim insanları insan DNA'sının tamamını dizileyerek 20 binden fazla genin haritasını çıkarıyor.
insanlığın kendini anlaması yolunda dev bir adım. Ve işte geldik yolculuğun sonuna. Fakat aslında bu sadece biyoloji serüveninde yeni bir başlangıç. Düşünün, tarihin her döneminde yaşamın sırlarını çözmeye bir adım daha yaklaştık. Taş duvarlardan mikroskobun altına, DNA'nın derinliklerine. Kim bilir, belki de bu serüven daha da derinlerde devam ediyor. Evrende keşfedilecek çok daha fazla sır var. Üstelik biz de bu sırlara dahiliz. Öyleyse bırakın biyoloji, sadece geçmişin değil, sizin geleceğinizin de bir parçası olsun. Haydi, yaşamın sırlarını keşfetmeye devam edelim. İzlediğiniz için teşekkürler.